Haydi koş. Benim validim aç. Kolum koptu aç. Tanrı sonuna bak. Takviden oldu mu? Ya kapıyı açmazsan öyle bir bağıracağım ki herkes sesimi takip ederekten buraya toplaşacak. Tamam tamam. Geç. Hadi. Bi. Yani pes validim. Bayram günü kapıyı açmamak da neyin nesiymiş? Ben öyle yapmasam ardına kadar açıkmış gibi davranıyorlar Zülya. Kapıyı bulan aşındırıyor. Sen gittiğinden beri 7 çocuk, 2 çöpçü, 3 davulcu geldi. Gelirler tabii. Afili arızım. Bugün daha bayramın 2. günü. Yarın debilerinde bir azalma olur mu dersin? Hepsine bir şeker tuttun değil mi? Tuttum. Mendil? Verdim. Bahşiş? Bayram bahşişi verdin mi diyorum. Bende bozuk yoktu. Onlarda da bozuk yokmuş. Karşılıklı çok bozulduk. Artık bir dahaki bayrama. Daha bu sabah 20 tane 250'lik yaptırdıydık. Bitti mi? Her evimize gelene, her elimizi öpene para dağıttığımız duyuldu zaten. Yarın az gelişmiş ülkeler kapımıza bayramlaşmaya gelirlerse hiç şaşma. IMF'ye alternatif olduk be. Şimdi açtırma benim bayramlık ağzımı. Aç. Bence tam zamanı. Evi şekerli mendil ambarına çevirdin. Esnaf sayende çifte bayram yaşıyor. Hadi. Yardım et de şunları dışarı çıkaralım. Burayı oturma odası yapacağım. Niye? Kim oturacak? Belli mi olur? Eş dost sorar belki. Ay bir bakmışsın çat kapı, koçlarla pülüşler elimizi öpmeye gelirler. Ay. Koçlarla pülüşlerine ümit bağlamız Zülfü. Hepsi memleketlerinde anılarının babalarının yanında. Bayramın son günü anca dönerler. Bakarsın aralarında sözleşmişlerdir. Biz bayramı yalnız geçirmeyelim diye 2-3 gün erken dönerler. Bize sürpriz yaparlar. Tabii mutlaka öyle yaparlar. Ama biz yine de anladığımızı belli etmeyelim de hevesleri kursaklarında kalmasın. Çabuk. Daha bayramlıklarımızı giyeceğiz, süsleneceğiz. Çocuklara öyle hazırlıksız yakalanmayalım, çabuk. İyi ki devlet erkanı bayramlaşmaya gelecek diye hayal kurmuyorsun Silvia. Bana baştan aşağı evi boyatacaktın herhalde. Ya duvarlara birkaç kat boya çeksek hiç fena olmaz. Yukarıda 2 kutu boya olacaktı. Hadi çabuk. Hadi. Uy. Ben baklavayı açayım, sen telefonu aç. Başından ayrılma ha. Daha erken canım. Öyleyse kapıya dikil. Allah korusun. Vahit dayının dükkanı uğrayacağı filan tutar da. Ne yaparız o zaman? Ne bileyim. Sen sandalye, ben masa taklidi filan yaparız herhal. Sen bu halinle anca toplantı masası taklidi yapabilirsin Asiye. Tüh be. Keşke bizim evde telefon olsaydı. Operasyonu tehlikeye atmazdık. Ya. Bayram Şeker Operasyonu Harekat Masası Şefi Berat dinlemedeyim. Efendim? Yok, Temegül Pastanesi değil kardeşim, yanlış. Masa Şefi Berat Bey, şu masayı da yanımıza yanaştırın da tepsimizi koyalım. Bir de çay operasyonu yaparsanız keyfimize diyecek olmaz hani. Emredersin komutanım. Koskoca adam oldun. Kavanozlar şeker çalmaya utanmıyorsun değil mi? Çalmıyordum. Ya ne yapıyordun? Alıyordum. Onlar kapıya gelen kuzuların. 2 gündür el alemin kuzularını şekerle besliyoruz. Üstelik ne etinden ne sütünden faydalanamadığımız gibi şekerin parasını ben ödüyorum. Besicilik mantığına aykırı bu. İşte zil çalıyor. Demedim mi ben sana? Sen demesen de zil sürekli çalıyor Zülfü. Ama bu onların çalışı. Koçlarla pülüşler geldiler işte. Koş Vahit'im koş. 2 adımlık mesafe. Niye koşuyor şimdi? Geldim. İyi bayramlar. Ay! Bak Vahit'im bak. Yeni kuzular gelmiş. Ne? Ay. Dünden beri akın akın geliyorlar. Ağlım kapısı açık kaldı herhalde. Ben şekerli mendil getireyim. Sen de...
Neredesiniz siz? Mahalleden. Onlar demin gelmişlerdi. Yaptığımız ödeme tatmin etmedi galiba. Mahallenin çocuklarıymış söylüyor. Dünden bu yana mahalle nüfusunda patlama mı var yoksa ki bana mı öyle geliyor? Yalan amca, mahallenin çocukları biziz. Tamam, bundan böyle muhtardan ikametgahını getiren bahçüsünü alır. Hadi alın. Vay amcanız ne kadar da şakacı değil mi çocuklar? Bari şekerleme elbirleri geri al da maliyeti düşürelim bir. Bayram Şekeri Operasyonu Harekat Masası Şefi Berat dinlemedeyim. Ha tamam. Evet evet. Dün gece döndük memleketten. Karargaha gizlice sızmış bulunuyoruz. Her şey yolunda adamım. Hadi niye? Anladım. Anladım. Anlamadım. Ha tamam. Liste hazır olunca mühimmatı biz temin edeceğiz. Öbür birimlerden haber bekliyoruz. Ha tamam. Hadi kolay gele. Durum ne? Operasyon için düğmeye basıldı Asiye. Artık geriye doğru saymaya başlayabiliriz. Uy. Ben onda biraz zorlanırım. Sen say, ben dinleyeyim. Ha? Sefer onlardır. Koçlarla pülüşler geldiler. Ay, Sevinç'ten senin de dilin tutuldu değil mi? açsana ne duruyorsun koş. Hadi. Bayramınız kutlu olsun amca. Hadi. Ay, bak şu kızıcıklara. Bak kızıcıklara. Ne şekerler değil mi? Evet, hiçbir şekere ihtiyacı yok. Yürüdülüyor. Senin de yok ama baklavaları birer ikişer götürüyorsun vaydım. Siz neye dersiniz? Üst mahalledeniz amca. Merak ediyorum. Daha üstünüzde de mahalle bağ mı? Allah! Bol bol. Teşekkürler. Alın bol bol. Çekinmeyin. Parayla değil ya. Biz bunları evde yetiştiriyoruz. Hadi vaydım sen de. Kapımıza kadar gelmişler. Bahşiş siz gönderirsek üzülür çocuklar. Hadi. Parayla saadet olmaz, yürü Zeliha. Vay. Sırf yüzün gözün çarpık kalmasın diye veriyorum, ona göre kadın. Al. Ay. Dur. Seni tanıdım kerata. Sabah da bu mahallenin çocuğum diye geldiydin sen. Biraz önce üst mahalleye taşındım amca. Bari grup indirimi yapın bir. Keratalar, bunların alayını çete kurmaktan savcılığa şikayet edip suç duyurusunda bulunmak lazım. Onlar çocuk, bayram en çok onların hakkı. Çocuk deyip geçme Züla. Bayramın son gününe kalmaz, memleketin bütün ekonomik sorunlarını çözecek güce ulaşırlar. Alt mahalleyle üst mahallenin yapacağı sermaye birleşmesine bağlı. Aferin onlara. Ben başbakan olsam, ben millete bol bol çocuk yaptırıp her günü bayram ilan ederdim. Bak o zaman ortada kriz meriz kalıyor mu? Heya, aferin sana. Aman! Bunlar Ramses'in baklavaları değil Zeliha. Piramit bekçisi gibi koruyacağım diye kendini telef ediyorsun. Heya, aferin bana. Ama abi, ama abi.
hoş geldin. Nasıl şaşırttım ama? Vallahi çok şaşırdım. Bayramda yokum dediydin. Evet yoktum. Ama bugün varım. Ben öyleyimdir işte. Bir varmış bir yokmuşumdur. Bak ne getirdim. Televizyon. Bildin. Var mı? Onu da bildin. Toplam 100 puanın var. Güle güle harca. Ay ama çok para vermişindir. Yok canım. Bir arkadaşımdan düşürdüm. Kendisi eski aktör, yeni eskücü. Just guessing. I think you might have just lost the thermometer. Buyurun bayram hediyeniz. Hayatımda hiç bayram hediyesi almamıştım. Sağ ol. Artık evden hiç çıkmam. Hiç çıkma zaten. Bir çıkma anten uydururuz ileride. Görüntü daha bir güzelleşir diyorum. Ben de sana çorba ikram edeyim o zaman. Televizyon karşısına geçer içeriz. Çorba yaptım demek. He, senin bıraktığın malzemelerden uydurdum bir şey. Beğenirsin inşallah. Sen yaptıysan güzel olmuştur. Fakat güzellik geçicidir tabi. İçelim bir bakalım da öyle karar verelim. Amanın bitmiş bu. Vahit! Vahit'im. Bak bitivermiş bu şekerler. Doğru söylesem mi yedin? Hadi hadi kızmayacağım. Çıkar baklavayı ağzından. Sabahtan beri yedi düvenin çocuğuna şeker dağıttığımızı görmüyorsun da benim yediğim şuracık şekerimi görüyorsun. Evet. Ağzımın tadı değişsin diye iki tane. Hı. Üç beş tane. Hı? Bir avuç atıverdim ağzıma. Ne olmuş? Ay, afiyet olsun cincirdaklarızım. Ya yediğine bir şey dediğim yok ama. Aha şeker bitmiş bak. Daha gelenimiz gidenimiz olur. Hadi çık bari de 7-8 kilo şeker alıver hadi. 7-8 kilo yetecek mi? Doğru. Al sen 10-12 kilo. Şeker aslında böyle bir şey demek ki. Kadın günde bir çuvaldan az şeker alınca huzursuz oluyor. 40 kere git gele olmasın. Çıkmışken bir şeker kamışı darlasını doğuptan kapatıp geleyim bari söylüyor. Ha? Tamam kapat. Dinletme beni kadın. Mahallenin bütün bayram karakterleri geldi artık. Daha kim kaldı? Bizimkilerdir. Hadi koş. Gideceklerse gelseler de şu kapıya normal adımlarla gitsem artık. Yettim. Bayramınız kutlu olsun. Biz çöpçünüzüz. Oldukça yaygın bir meslek herhalde. Sabahtan beri gelen 30 kişi de aynı şeyi iddia etti ne derse. Bu mahallenin çöpçüleri biziz abi. Öbürleri sahtedir. Ha. Onlar da aynı şeyi iddia ettiler. Hadi, 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 hadi. Sayın çöpçülerimiz, temizlik için teşekkür ederiz. Mühim değil abi, görevimiz. Ne oluyor ya? İyi bayramlar. Allah Allah, bayram Allah için Allah. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü teşekkür ederiz. Özür de dileriz. Allah Allah! Bir de Allah Allah! Bana hiçbir kuvvet bu kapıyı açtıramaz. Ama koşlarla pülüşler olabilir Vahit'im. Hadi çabuk aç. Bana Zülya dışında hiçbir kuvvet bu kapıyı açtıramaz. Allah! Hey Tıbal, iyi bayramlar. Ben davulcunuz Baryam. Ha, iyi bayramlar Baryam. Ay aman. İyi bayramlar Baryam Bey. Herhalde sabahtan beri davulunu kapıp gelenler sahteydi. He? Mahallenin asıl davulcusu sensin. He? Aha Belgem. Züleyha. Bir dahaki seferi hatırlat. Davulcu gelirse ışığa tutup bakalım. O neden Vahit'im? Ortasından tel geçmiyorsa sahte demektir. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Sen kimsin? Ben mahallenin simitçisiyim.
Hadi ya, ben de mahallenin mahattıcısıyım. Bekle dünya, kapı kapı dolaşıp geliyorum ben. Ay! Mahallenin en hakiki mahattıcısı olarak beni bahçüsüz çevirmezler herhalde. Vahit! Vahit'im! Ay delirdi adam! Kendine gel! Dostum kendine gel! Gel çöpsülüğü! Bundan sonra bana her gün bayram! Zengin olduk gitti! Bak sana Ramses'in baklavasından vereceğim, tamam mı? Tamam. Çok şükür, gel! Bayram biter bitmez taşınıyoruz Zeliha. Tamam, taşınırız. Nereye taşınıyoruz? Issız bir adaya. Bir dakika bayramı bu mahallede girmek istemiyorum. Tamam, peki, olur. Da, ıssız adada yanına en fazla 3 şey alabiliyorsun. Kuşlarla pirinçleri nereye sığdıracağız? Mahallenin belgeli tesisatçısıdır mutlaka. Sen bana bırak Züleyha! Bayram nedeniyle kapalıyız! Öldü. Bizleri ölmüş. Ay! Bayramın mübarek olsun güzel yengem. İyi bayramlar aslanım emmi. Bak gördün mü? Mahallenin güdüğüymüş. Buyurun. Ağzınız tatlı olsun. Madem ki mübarek bayram dedim kendi kendime. Güzel yengemle aslanım emmimin elini öpmeden olmaz dedim. Sırf sizin için memleketten kalkıp geldim valla. Kraliçe amcası nerede? Antalya'da, ana babasıyla beraber. O zaman bana müsaade. Ama her an bir sürpriz yapabilir, bekliyoruz. Gördün mü vaydım? Çocuk sırf bizim için kalkıp gelmiş. Hadi al içeri, bekletme ayakta çocuğu. Bekleme ayakta çocuk. Vaydım, hadi aç kutuyu da ikram ediver. Ayıp. Daha da anlasın bakalım. Sağ ol yenge. Sağlığınıza duacıyız. Baklava açtıydım, yer misin? Ben yerim. O ye. Biz yeriz. Dur Zeliha, dur. Bu şekerleri senin de gözün bir yerden ısırmıyor mu? Hı? Bizim aldığımız bakkaldan almıştır belki. Yok yok. Dükkan pahalı. Mahallenin çocuklarından aldım. Köşede tezgah kurmuşlar. Yarı fiyatına satıyorlar. Söylemesi ayıp, daha hesaplı. Ay vaydım! Vaydım! Sakın! Sakın tabisi bir yanlara bir şey yapma. Merak etme, bir şey yapmayacağım Zülva. Şeker biti al demedin miydi? Madem yarı fiyatına, ben de onlardan alacağım. Ticaret bu. Karışma! Götür buradan, iyice kıtırdatsınlar ha. Ben hareketler masası şef muavini Asiye. Deneme deyin. Tamam. Not alalım. Not alalım. Söyleyin. Ne? Fes? Şal var. Tamam. Onlar tamam. Olmadı. Biz Berat'la onları oradakilerden alırız da. Onlar gelmeden onları oraya nasıl şey edeceğiz? Tamam anladım. Onlarsız olmaz tabii de. Onlarsız olmayacağını bileyim mi? Onlar gelince ben onları böyle böyle anlatırım. Onlar bilirler gerisini. Tamam. Tamam. Söyle onlara. Olmazsa ben saçımı keserim. Onlar da öyle hallederler. Onların selamı varmış. Tamam. Onun da onlara selamı var. Hadi. Hepsini not aldın değil mi? Eline sağlık aslanım yengem. Geldiğime değdi vallahi. Bana da bir tabak versin. Daha koçlarla pülüçler sürpriz yapacak. Gerisini onlara ayırdım. Hala mı hayal görüyor? İşte. Bah! Haydi koş 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 koş. Bayramınız geçmiş olsun sahip amca. Silindi. Zeliha yenge. Hoş geldin dombalak.
Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş? Numara yapma Zülüyor. Kimler o olduğunu biliyor. Sahneye giriş sırasıyla eksik akıl Meryem, Leylek Behüye ve değerli kocası Tombulok Hamdi. Bir uğrayalım da bayramlaşalım dediydik. Zülüyor şimdi baklava açmıştır. Ah al işte, sebebi ziyareti anlaşıldı. Açtım ya, açtım tabii. Koçlarla pülüçler belki sürpriz yapar diye fazlaca açtıydım. Tombalak fazlını giderir şimdi. Hadi içeri geçin. Biz baklavaları hazırlayalım. Sen geçebilecek misin Tombalak? Kapı biraz dağarda. Sen nereden geçiyorsan göster. Ben de oradan geçerim elbet Vahit. Yusuf Gıcık, Recep'in arkadaşı. Ve de Cansugil'in müstakbel kocası. Dur bakalım Tombalak. Vahit bugün bayram. Yoksa tavlada ifadeni alırdım yine. Hiç kıtır atma Vahit. Gaza gelir de bayram bayram seni üzmeye hiç niyetim yok. Yok canım, ne kıtır atacağım. Senin gibi iddiacı değilim ben. Ben mi? Her zaman gel oynayalım diye sensin ya. Ya sen oynarken bu alışmaya endifere dönüyorsun be. Ben sakin sakin oynuyorum. Maçımı da alıyorum senden. Benden alsa alsa Mars'a gidiş dönüş bileti alır ancak. Hanginiz yeniyor en çok? Ben. Hadi sen oradan. Tutma Suzan'ı tutma. Zal tutan parmağını yalar. Girdi mi beş kapıya? Hey! Ne oluyor? O öyle oynanır mı ya? Çek şuraya tekten. Ah şöyle. Nokta bitti. Oturt bir düşer şimdi aslanım emmi. Geri mi getireceksin oğlumu? Kız olacak mı? Hayır, erkek aktör son anda gelip kurtaracak. Oh, çok şükür. Kötü adam ne olacak peki? Erkek aktör son anda gelip öldürecek. Benim fenici ne oldu? Erkek aktör son anda gidip konuşacak. Daha oturup konuşmadın mı? Oturup konuştum canım. Yalnız bayram nedeniyle oturuma ara verildi. Ne dediler? Şey dediler. Dediler ki iyi hoş da biraz oyuncunun gelişmesi lazım dediler. Ya. Normal öyle önüne gelen aktör olamaz. Her işin bir inceliği bir tekniği var. Dur canım ne üzülüyorsun? Gelişmesi lazımsa geliştiririz. No problem. Sahi beni çalıştırır mısın? Kalk bakayım. Ne çalışacağız? Şimdi örneğin mesela. Ben yeni filmimde dünyayı titreten bir adam oynuyorum. Bu adam bütün dünyayı titrettiği halde bir kişinin karşısında tir tir titriyor. Kimin? Sevdiği kızım. Neden? Bir türlü kıza sevdiğini söyleyemiyor. Utanıyor herif. Kim bu kız? Sen. Yani o kız sen ol şimdi örneğin mesela. Bunu bir oynayalım. Bakalım rol kabiliyetin ne durumda? Tamam. Şimdi ben dünyayı titreterekten geliyorum. Dikkat et. Zangur zungur zangur zungur zangur zungur. Geldim. Aa, dünyayı titreten adam geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel kız. Bana niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Gözlerin sanki boğa seni seviyorum diyor. Dur ya çok hızlı gidiyorum. Neyse devam. Allah Allah demek öyle diyor. Evet dünyayı titreten adam. Ne kadar saklasan da bana yangınını anlamıyorum sanki ben. Yanılıyorsun. Biz seninle sadece arkadaşız. Boşuna gözlerini kaçırma. Gözler kalbin aynasıdır. Bugünlük bu kadar yeter. Senin erkekliğin bu mu? Nasılım peki? Fena değil. Zamanla daha iyi olacak. Mars semalarında durum nasıl Tombalak? Az sonra inişe geçeceksin diye. Çok konuşma Vahit. Zar yuvarlaktır. O elindeki ne emmi? Yoksa pılgırlır avcıcında mı kalır? Yine mi yapıyorsun? Bana müsaade. Ben kalkayım artık. Dila, Yusuf kalkıyor. Cehennemin dibine kadar geçir be. Bir tabak daha baklava yeseydin koçum. Peki. Madem ısrar ediyorsun.
Avucundaki pulu çık, pulu. Bana bak tohum balak, çamura yatma. Kırığın vardı sakladın. Sen şimdi bana hileci mi diyorsun? Ya? Sen de geçen oyun iki pul fazla aldıydın. Emmim görmedi, idare et. Ya, bu mu çalıyor? İspat edemezsin. Şimdi rahat et Vahit Bey. Bayram günü evimize gele gele 2-3 kişi geldi, onları da sen kaçırdın. Bu saatten sonra kapımızın ipini çeken olmaz, sen de muradına erersin. Heh, buldun. Biz burada Kızılay gibi beleş baklava dağıttıkça kapımızın ipine tespih tanesi gibi dizilen çok olur Zülüha. Bak görürsün. O kapı 10 saniye sonra yine çalacak. İnanmıyor musun? Bak seyre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Biraz hızlı saydım. Bayram trafiğinde takılmışlardır. Bir daha soyalım. 10. 9.5. 9. 8.5. 8. Şimdi geldi. Her şey tamam mı? Her şey tamam. Her şey tamam. O da her şey tamam mı? Her şey tamam. Hadi başlıyoruz. Baklavayı aldın mı? He, bagajda. Plan yapmışlar mı? Yapmışlar. Otur şöyle de anlatayım. Anlat hele. Şimdi. Şşş. Az biraz indir sesini. Şimdi. 6, 5, 4, 3, 2. Yeter artık Vahit'im, sayma. Bu saatten sonra kimse gelmez. İyi ya, biz de otururuz baş başa, ne güzel. Kimseyi beklemediğimize göre kalan baklavayı yiyebilir miyim? Ye. Yeah. Bütün sene okul yüzünden analarıyla babalarını göremiyorlar. Tabii haklılar. Daha analı kuzu, kınalı kuzu hepsi. Benim çocuklarım olaydılar, ben de bırakmazdım. İnsan kuzularını bayram günü bağrına basmak istemez mi? Ana baba oldun muydu? Çocuklarınla bayram yapmak istersin. Onlarla beraber sofraya oturmak istersin. Sesleriyle evin şenlensin. Bayramın renklensin istersin. Ya bizimkiler ondan kalkıp gelememişlerdir. Ama biz çocuklu ailelerden şanslıyız Zülya. Bir de o yönden düşünsene. Hangi yönmüş o? Şimdi 3-5 çocuğumuz olaydı. Bir kere hepsine bayramlık almak için bir servet harcayacaktık. Sonra onlar seninki güzel, benimki güzel diye birbirlerine güleceklerdi. Sen bütün aileye bayram yemeği hazırlayacağım diye mutfakta kantin içinde kalacaktın. Sonra tutturacaklardı illa bizi gezdirin, bizi gezdirin diye. Ay ne güzel. Ne yapalım ibibik kuşum? İyi ki birbirimizin yanındayız. Heh. Bayrama yapayalnız girmek de vardı. Ay orası öyle tabii. Sen daha benimle bayramlaşmadın kadın. Heh. Ay aman telaşıma ver Vahit'im. Unutmuşum. Büyüğümsün. Kocamsın. Evimin direğisin. Ay, Allah nice bayram seni başımdan eksik etmesin. Sen de benim başımdan Zülüha. Alıca Ceylan'ım. Geh yüksek küşlüm. Heh.
Ne? Son bir tane kalmış. Senin ne eksiğin var? Hadi yatalım bari artık. Daha oturup da ne olacak? Değildir herhal. Ya öyleyse? Koş! Gelmiş bak, geliyor mu? Kimler gelmiş, geliyor mu? Nasıl bir gönlük yaşıyorum. Sizle de bayramlaşalım diye erken döndük memleketten. Annem çok selam var teyze. Getir hadi, sağ olsun. Geç. Hadi gelin, gelin. Hadi. Yok, biz gelmiyoruz. Siz bizimle geliyorsunuz. Nereye? Bayram sokaklarını gezmeye teyze. Altımızda araba var. Biraz mahyaları seyrederiz. Biraz bayram eğlencelerini görürüz, değil mi? Nerede bayram eğlencesi? O rahmetli babamın zamanındaymış. Bayramda şehre inip direkler arasına gidermiş. Ya. Anlata anlata bitiremezdi. Şimdi ne ortada direk kaldı ne orta direk. Onun zamanında yetişeydim. Ben de görmek isterdim doğrusu. Ya hadi be Vahit dayı. Hatırım için. Bayram ziyaretlerinden sıkıldım. Şöyle bir etrafı göreyim ben de ya. Hadi. Sen isteyince akarsular ne dendiriyor bilmem artık. Hadi. Anam. Yürüyün bakalım. Ver şuradan ayakkabıları. Alam. Dur dur dur. Hadi bunu diyeyim. Amanım. Geç kaldım ben. Nereye? Nereye? Oraya buraya. Yani Ramazan programına. Büyük bir gazino rica etti de. Sokaktan geçen adam tiplememi sahnede de yapmamı istiyorlar. Ben yine gelirim seher. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Aldı. Değişiklik oldu biraz, sağ abla. Hava aldık işte, daha ne olsun. Enişte, ben açarım. Ben de açarım da, okey dönüyorum. Buyurun. Bayram verdi, hoş geldi. Evlere neşe verdi. Eniştemiz, teyzemiz eğlenceye hoş geldi. İşte çıktık bayrama. Ömürler uzun ola. Bir hoşluk istiyorsan adres ya da numara. Gel şu dize. Ne oluyor bir yer? Direkler arasında istediğini seyret. Kızların odasında hazır mı kanto duet? Ha? Hazır. Ana. Bu pirinçlerimin sesi. İşte bir hanım pek mini mini. Olmasa bile belli ki cici. Matmazel bana verir misin elini? Al elimi, hem kalbimi sensin sahibi. Matmazel bana verir misin elini? Al dedik ya, uzatırsan döverim seni. Budur tek arzum, evlenmek bir kararım. Lakin münasip bir eşi nereden bulayım? Budur tek arzum, evlenmek bir kararım. Yandınlar, ben yanıyorum. Yetişinler, dostlar, susuşuyorum. Ya bir yeri yandı galiba, daha diyet bitmedi. Çabuk bitirseydiniz, eteğim sıkıyor. Yandınlar, ben yanıyorum. Evlenmek bir kararım. Lakin münasip bir eşi nereden bulayım? Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Hazır canım, beklemezsen.
alıyorum canım. Aa, geldin var, geldin var. 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 Bizde eğlence bitmez, yeter ki tasana at. Daha yeni başladık, öyle değil mi Berat? Yetişin dostlar, tutuyorum. Ya! Ay ya! Ya ne demek ya, sıranı bekletene ya! Ben o kadar hazırlandım ya! Onlarsız olmaz bayram, diyor size bu Berat. Herkes onlara hayran. Ve Karagöz, Hacı İvan! Ver bana bir eğlence medet. Ver bana bir eğlence medet. Karagözüm, Karagözüm. Karagözüm, bahsunu kimler gelmiş? Diyorum ki bizi seyretmeye misafirlerimiz gelmiş. Şimdi çıksan şu meydana, sen söylesen ben dinlesem, biz söylesek onlar dinlese. Vay temmim senin iflahını kese. Şöyle çık da endamın görünsün. Ay seni vay temmiler götürsün. Canım kim bu vay temmi? Eşkıya başı mıdır? Eşkıya başı mıdır? Evet, eşkıya başıdır. Bizimki çıvan başıdır. Ya Karagöz'üm merak ettim. Kim bu zat-ı muhterem? O zat bize bakıyor. Muhteremi bilemem. Vay demi dedin yoksa insan eti mi yer? Yam yam sayılmaz ama başımın etini yer. Vah benim Karagöz'üm, gulyabani midir bu adam? Gulyabani midir bu adam? Orasını bilemem de yabanisi taslamam. Geçti yabani. Yıksın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine de haber vereyim hemen. Sahibini sözsünler, bir dayak yer misin hemen? Bayram geldi geçiyor. Dostlar eylesin rahat. Biraz gülmek istersen işte burada Tulat. İbiş, oğlum İbiş. Buyurun beyefendi. Neredesin oğlum İbiş? Nerede değildim? Mutfaktaydım beyefendi. Oğlum İbiş, biliyorsun bugün bayram. Biliyorum beyefendi. Söyle bakalım, bayramlar kaça ayrılır oğlum İbiş? Eline mi boyuna mı beyefendi? İbiş. Buyurun beyefendi. Biraz dikkatini topla evladım. Oğlum İbiş nereye? Dikkatimi toplamaya beyefendi. İki demet toplasam yeter mi? İbiş. Efendim beyefendi. Bayramlar ikiye ayrılır İbiş. Resmi bayramlar, dini bayramlar. Söyle bakalım ikisini birbirinden nasıl ayırırsın İbiş? Tam ortasından ayırırım. Olmadı. Damgasıyla pulundan ayırırım. Anlamadım. Damgası pulu olan bayramlar resmidir. Olmayanlar değildir beyefendi. İbiş. Buyur Armağan. Beyefendi. Dedim ben. Ya dediydim ben. Bizi bayramda boynu bükük bırakmazlar dediydim. Ne dediydin sen ya? Ben de inanmadıydım. Ama nedense her kapı çaldığında koşarak gittiydim. Madem elimizi öptüler, bizi de bu kadar eğlendirdiler. Hadi bakalım ver bahşişlerini. Ne? 250 binliklerin hepsi bitti. Hem onlar beni param için sevmiyorlar, değil mi? Değil mi? Ne varsa onu ver o zaman. Çocuklarından mı esirgeyeceksin? Peşin ödeme yapıyorum. 3 bayramda bahşiş yok, onu göre. Ay,
Ben bahşişimi dağıttım. Sen baklavalarından dağıtmayacaksın mı? Ana! Baklavanın sonunu sen bitirdin ya. Öyle yaptım değil mi? Tamam. Dibini bozdum. Doya doya bana da bir baklava yedirmedin ya kadın. Aman. Derdimiz baklava olsun ablam. Bayram bitmeden baklava biter miyiz? Baklava hallettim evvelallah. Bayramın kutlu olsun yedi numara. Allah. Uy kara donmamış. Baklava.